4 boyutlu ultrasonografide bebeğin yüz resimleri. Burada örneklerini göreceğiz bütün video boyunca. Anne adayları arkadaşlarının resimlerini görüyorlar, videolarını görüyorlar veya internette görüyorlar işte. Ondan sonra kendileri de heyecanla böyle o günün gelmesini bekliyorlar. Eğer 4 boyutlu ultrasona gireceklerse, 4 boyutlu ultrason renkli Doppler ve detaylı ultrasonografi birbirinden tamamen farklı şeyler. 4 boyutlu ultrason bu işte. Bebeğin hacimli görünmesi yani. Burada görüyorsunuz işte. Ondan sonra anne adayları gidiyorlar, bir bakıyorlar. Hiç bu görüntülerden eser yok. Peki bu neden oluyor? Bebeğin pozisyonu çok önemli. Bebeğin pozisyonu eğer uygun değilse, annesinin eğer sırtına bakıyorsa, plasentasını eğer burnunu yaslamışsa, yüzünü yaslamışsa, beklendiği zaman da sonuç elde edilemiyor çoğunlukla. O zaman görüntü alınamıyor. En iyi görüntüler 26. hafta ile 30. haftalar arasında amniyon sıvısının nispeten daha fazla olduğu, fizyolojik olarak daha fazla olduğu bir dönemde alınabiliyor. Daha geç dönemde alınan güzel bu şekilde 4 boyutlu ultrasonografilerde amniyon sıvısı ortalamanın biraz daha fazla üzerinde oluyor. Yani anormal değil ama biraz daha fazla oluyor. Ve de bebek serbest bir şekilde rahim içinde, yani herhangi bir yere yüzünü yaslamadan hareket etmiş oluyor. O yüzden pozisyonla alakalı olarak herkeste bir gösterme garantisi yok. İşte önceden ben şekerli bir şeyler yiyeyim, ondan sonra dondurma yiyeyim, yemek yiyeyim, güzel bir yemek yiyeyim, bebek oynasın falan. Bunlar da işe yaramıyor çoğunlukla. Yani şöyle söyleyebiliriz, gösterecekse gösteriyor, göstermeyecekse göstermiyor. Yaklaşık olarak %20 kişide. %80 güzel görüntüler alıyoruz ama %20'sinde hiç görüntü alamıyoruz. Bazılarında da işte buradaki gibi, burada ben örnekleri özellikle iyi örnekleri buraya koydum. En iyi örnekleri koymaya çalıştım kendi koleksiyonumdan. Ama bunlar her anne adayında görülmüyor böyle bu şekilde. Burada en iyi örnekler var. Bir de anne adayları şunu düşünüyorlar bazen, yanlış bilgi olarak. İşte bebeğe ışın daha fazla gidiyor. Hayır, bu 4 boyutlu ultrason teknolojisiyle siyah beyaz teknolojisi arasında hiçbir farklılık yok. TI adını verdiğimiz dokuya giden rakamsal olarak ultrasonik dalgaların yoğunluğu açısından bir farklılık yok. Yani TI değerleri hep aynı. Şeyle, klasik siyah beyaz ultrasonografiyle. Bir de acaba ışığı algılıyor mu diye anne adayları merak ederler. Işık yok burada. Sadece ses dalgaları var. Yani böyle parlakmış gibi gözüküyor ama oraya verilen bir ışık falan yok. Onun dışında bazı anne adayları derler ki işte hiç yüzünü göstermedi. Acaba bana küstü mü? Bu tabii ki olamaz da. Daha çok merak ettikleri, yüzünü göstermiyor. Acaba bir sorun mu var? Hayır, o bir sorundan kaynaklanmıyor. 4 boyutlu ultrasonografide eğer biz yüzünü göremezsek zaten siyah beyaz ultrasonografide dudaklarına ve profiline bakıyoruz. Yani eğer göstermiyorsa bu bebekte kaynaklanan bir sorundan değil kesinlikle. O yüzden de anne adaylarının merak etmesine bu konuyu gerek yok.